Herkese merhabalar. 9. sınıf fizik 1. yazılıya hazır mısın Tonguç Evren? Hazır değilim hocam. İşte beraber zaten seninle çok güzel bir şekilde hazırlanıp bu sınavdan da çok iyi not alacağız. Tonguç'um sınavımızı tabii soruları nereden buldunuz hocam? Müfredat yenilendiği için kazanımlara uygun, okulda işlenme sırasına uygun ve milliyetimin kitabına da uygun bir şekilde hazırladık. Dolayısıyla sen bu tarz soruları gördükçe aynı tarz soruları sınavda da karşına geldiği zaman diyeceksin ki ben bunları hatırlıyorum ve bu soruları yapabilirim diyeceksin. Tabii ki bizim kaynaklarımızdan da yararlanacaksın diyorum. Onları da ayarlamamız gerekiyor. Ödev verecek misiniz hocam? Tabii ki ödev vereceğim sana. Şimdi Tonguç'um yukarıda verilen olayların fiziğin hangi alt dalına ait olduklarını belirtiniz demiş. Şimdi aydınlanma dediğimiz olay hatta I şeklinde gösterilip kandela diye bir tane de birimi vardı. Temel birimler arasındaydı. Aydınlanma dediğimiz olay fiziğin optik alt dalıyla alakalıdır. Optik ne demekti? Işık, renk, ondan sonra kırılma, yansıma gibi olaylarla ilgilenen bilim dalıydı ışığın. Daha doğrusu alt dalıydı fiziğin. Granit tencere üretimi. Granit tencere üretimiyle de fiziğin katı hal fiziği dediğimiz alt dalıyla alakalıydı. Bunu da çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Tencere şimdi onlar lazım. Evet, tebrik ediyorum seni. Bu onlar şu anda şey lazım. Evet. Dolayısıyla katı hal fiziği dediğimiz şey mesela granit tencere üretirken katı hal fiziği alt dalını kullanıyoruz. Aynı zamanda dünyanın manyetik alanındaki değişimleri kullanırken Tonguç'um daha doğrusu dünyanın manyetik alanını incelerken ise elektromanyetizma alt dalını kullanıyoruz. Elektromanyetizmada dikkat ettiysen hem elektrik hem de manyetik alan yani mıknatıslar ve benzeri işte akımlar, akım oluşması, elektromanyetik akım dediğimiz şey bu sayede oluşuyor. Bobinler gibi olaylarla ilgilenen fiziğin alt dalı. Renk oluşumu dediğimiz zaman Tonguç'um yine optik karşımıza çıkacak. Çünkü ışıkla alakalı bir olgudur renk. Nedir? Çünkü beyaz ışık aslında farklı renkleri içerir. İşte kırmızı vardır, yeşil vardır, sarı vardır. Hepsi beyaz ışıktan gelir ve ışığın kırılmasıyla oluşan bir şeydir renkte. Onu bileceğiz. Nükleer santrallerde enerji üretimine baktığımız zaman Tonguç'um tabii ki nükleer fizik dediğimiz olayla alakalı. Yani bunu da hemen yazalım. Nükleer fizik dediğimiz fiziğin alt dalıyla alakalı Tonguç'um. Gök cisimlerin yörünge hareketi deyince aklımıza gelecek Tonguç herhalde. Astronomi. Hayır, yaklaştın ama mekanik dediğimiz olay aklımıza gelecek. Çünkü mekanik deyince hemen aklına fiziğin hareketle alakalı ivmelenme, sabit hızlı hareket, işte ya bilmem ne hareket, düzgün doğrusal hareket gibi olayların hepsi kuvvetle alakalı. Her şey mekaniğin alt dalına girecek. Mekaniğin alt fizik dalına girecek. Tonguç'um hemen sana şuradan hatırlatmak istiyorum. Buyurun fiziğin hocam. Alt dallarında ne demiştik? Fiziğin alt dalları metan yok diye bir kısaltmamız vardı. Metan yok. Mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik ve katı hal fiziği. Lütfen bu metan yoku da tekrar et Tonguç'um sınavdan önce. Karşımıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi fiziğin alt dalları diyoruz ve geçiyoruz Tonguç'um. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Hocam benim arkadaşım dişleri taktırmış. Ben mıknatısla ağzına tutuyorum. Ağzı yapıştı mıknatısla. Çok doğru. Tebrik ediyorum sana. Bravo. Manyetizmayı şey yaptım. Bravo diyorum sana. Birim kareli düzlemde verilen KLMNP vektörleri ile ilgili boşlukları doldurunuz demiş. Hemen K vektörünü görüyoruz. Yukarı yönlü. Yani hemen şunları hatırlayalım Tonguç'um. Seninle yönleri de bir hatırlamış olalım. Ne demiştik? Yukarıya kuzey, aşağıya güney. Bu tarafa sağa doğru doğu, sola doğru da batı. Bunları mutlaka ezbere bilelim. Çünkü yönler çok hayatımızda temel bir şeydir diyoruz. Geldik. K vektörünü görüyoruz, yönünü görüyoruz, yönünü görüyoruz. Yönü sağa doğru, yönü sağa doğru, yönü sola doğru, yukarı aşağı doğru. Ama doğrultularını sormuş bize. Doğrultularında bilmemiz gereken şeyler ise Tonguç'um hemen şunu söyleyebiliriz bak. K ve L aynı doğrultudadır. K ile L aynı doğrultudadır. Ve hangi doğrultuda dersen düşey doğrultuda. Düşey doğrultu yerine sen sınavda şunu yazarsan da olur. Kuzey, güney de yazsan hoca kabul eder diyoruz. Veya Tonguç'um M, N,
ve P aynı doğrultudadır. Buna da biz yatay doğrultu diyebiliriz. Veya Tonguç'um yatay yerine doğu batı doğrultusu da yazsan senin için olur diyoruz. Yönleri aynı olanlara bakalım. Yönleri aynı olanlar M ve N yönleri aynı Tonguç evladım benim. M ile N yönleri aynı. Çünkü okların gösterdiği yönler aynı. Okların gösterdiğine biz yön diyorduk. Bunlara ise doğrultu diyorduk. Yani mesela şu bir doğrultu, şu bir doğrultu. İki yönlüdür doğrultu. Dolayısıyla bunların doğrultuları aynı. Bu üçünün doğrultusu aynı. Doğrultuya yönü karıştırmayalım lütfen. Sağda çıkabilecek şeylerden bir tanesi. Vektörler kısmında. Büyüklükleri arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Tonguç'um, K'nın büyüklüğünün hemen biz 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yukarıya doğru 1, 2 gitmiş. L'nin büyüklüğünün hemen 1 birim olduğunu söyleyebiliriz. M'nin büyüklüğünün hemen 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Sağa doğru bu sefer ama. N'nin büyüklüğünün 1 birim olduğunu söyleyebiliriz. P'nin büyüklüğünün ise 3 birim olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bak sınavda karşına şöyle bir şey çıkarsa. Mesela adam şöyle bir şey de verebilir. Onu da söylemek istiyorum sana. Mesela K'nın büyüklüğü dediğimiz şeyi şöyle de gösterebilir. K'nın büyüklüğünü bu şekilde gösterir. 2 birim diyebilir. Dolayısıyla hani bu şekilde de yazabilir, bu şekilde de yazabilir. Hiç fark etmez. Ama Tonguç şunu hatırlatmak istiyorum sana. Bir vektör çizdiği zaman üzerine bu şekilde göstermek zorunda. Yani sana böyle de büyüklüğü gösterebilir, böyle de büyüklüğü gösterebilir. Hiçbir şey fark etmiyor. Bunu mutlaka bilelim. Aslında arada bir fark yok. Şimdi hangisi en büyüktür dersen tabii ki P büyüktür. Ondan sonra karşımıza M eşittir K çıkıyor. Bak büyüklüklerde yön veya doğrultu önemsiz. Sonrasında karşımıza M, L ve N birbirine eşit olarak daha küçüktür. Yani en küçük olanlar bunlar, en büyük de bu şeklinde sıralama yapıyoruz Tonguç'cum. Hatta sana ekstradan bir örnek vermek istiyorum. Bir de toplamını sorabilir. Toplamda da mesela M ile N'yi nasıl toplarsan dersen M ile N'nin toplamını çiz dese hop şöyle çizebilirim sağa doğru. Çünkü ikisi de aynı yönlü olduğu için M artı N bu şekilde gösterebilirsin. M artı N vektörünü gösterebilirsin. Veya Tonguç'um K ile L'nin toplamını sorsa sana. K yukarı doğru 2. Bu L aşağı doğru 1. Bunlar birbirinden çıkacak çünkü zıt yönler. O zaman sadece yukarı doğru bir vektör ortaya çıkar. Buna da K artı L vektörü diyebilirsin. Vektör işaretlerini de göstererekten diyoruz. Bak ikisinin toplamı güdük gibi kaldı. İkisinin toplamı büyüdü. Çünkü aynı yönlü olanlar birbirine eklenirken zıt yönlü olanlar birbirinden çıkarılır. Onu da bilelim Tonguç'um. Mesela M ile P'nin toplamı dese hemen son örneğim artık göstermiyorum sana. M ile P'nin toplamında P'den M'yi çıkartman gerekiyor. O zaman sadece şöyle bir vektörümüz kalıyor. P artı M diye gösteriyoruz. Aman dikkat et. P eksi M demek apayrı bir şeydir. Onu da farkında olalım diyoruz. Ve geçiyoruz Tonguç'um. Geldik. Birim dönüşümlerini yapınız. Birim dönüşümlerinde iyi misin Tonguç Evren Bey? Hocam birim dönüşümlerinde genelde yanındaki arkadaşa bakarsam sıkıntı yaşamıyorum. Ama eğer kendi yapmaya çalışsam hatalar çıkıyor. Süper. Eskiden öğrendiğin şeyleri hemen tekrar edelim. 1 metre kaç santimetredir Tonguç'um? 100 santimetre. Süper diksin. 1 kilogram kaç gramdır Tonguç Evren Bey? 100. Hayır 1000 gramdır. 1 kilogram 1000 gram. Kilo her zaman 1000 katı demek. Bunu unutma Tonguç'um. Mesela santimetre küp desimetre küpe çevirmek demek istemiş bizden. Santimetre küpü desimetre küpe çevirirken her bir basamakta yukarı çıkarken bak santimetre küp desimetre küp yukarı çıkarken küplü olduğu için 1000'e bölmemiz gerekiyor. Yani 10 üzeri 3'e bölmemiz gerekiyor. O zaman ben 100'ü 1000'e bölersem yani 10 üzeri 3'e bölersem bunlar sadece işte 1 bölü 10'dan 0 tam 10'da 1 şeklinde bir desimetre küp çıkıyor. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Süper zekisin. Peki 0,2 kilogramı tona çevirmemiz gerekiyor. Kilogramı tona çevirirkense 1 tonun aslında 1000 kilogram olduğunu mutlaka hatırlayalım Tonguç'um. 1 ton 1 kilogramsa eğer bunu biz 1000'e bölmemiz gerekiyor. O zaman 0,2'yi 1000'e bölmemiz gerekiyor. Bu tarz sorularda hani bazı insanların beyni yanıyor. O yüzden bir yöntem göstereyim sana. 0,2'yi Tonguç'um sen 2 bölü 10 diye düşün. Çünkü 10'da 2'dir aslında bu. 10'da 1'ler basamağında olduğu için. Bu da 1000'dir. Bunu böldüğün zaman 2 bölü 10 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde getirdiğin zaman 2 bölü 10.000 çıkıyor. Yani 10.000'de 2 yazmalısın. O da 0 tam 10'da 1'ler, 100'de 1'ler, 1000'de 1'ler, 10.000'de 1'ler de 2 şeklinde olacaktır diyoruz. 0 tam. Peki bunu üssü sayı şeklinde göster derse illaki biz bunu şöyle gösterebiliriz hocam. 2 çarpı 10 üzeri
1, 2, 3, 4 tane olduğu için 10 üzeri eksi 4 şeklinde gösterebiliriz. Bunu da istersen 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde de gösterebilirsin. Üssü sayı senden isterse sınavda. Peki Tonguç, metreküpü litreyi nasıl çeviririz? Hesap makinesiyle. Hayır, işte hesap makinesiyle. Kafadan nasıl yapacağız? Daha doğrusu işlem yaparak nasıl yapacağız? Tonguç'um bak, şurada çok iyi hatırlaman gereken bir şey var. O da aslında 1 litrenin 1 desimetre küp olduğu. Dolayısıyla sana litreyi soraraktan aslında bunu boş geç, desimetre küpü soruyor. Sana 20 metre küp kaç desimetre küp diye soruyor. Hemen hatırlayalım Tonguç'um. Desimetre küple metre küp arasında bir basamak var. Bir basamak yukarı çıkacağım ama küpler olduğu için her bir basamak yukarı çıktığında 1000'e bölmen gerekiyor. O zaman 20 bölü 1000 yapalım Tonguç'um. 20 bölü 1000 yapalım. Bunlar sadece işte %2 kaldı Tonguç. %2 nasıl gösterilir? 0 tam. Onda birler, yüzde birlerde 2 olacak diyoruz. Bunu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 desimetre küp şeklinde gösteriyoruz ve sorumuzu yuvarlıyoruz. Matematik yaptık görüyorsun. Şimdi geldik bir de... Hocam fizikle matematik kardeş mi? Fizik hocalarının çok sevdiği soru tarzlarından bir tanesine. Fizik hocaları bu soruları çok seviyorlar. Neden diyeceksin? Çünkü gerçekten de öğrenciyi yoran ve gerçekten de birçok zaman alan bir soru tarzı bu. Hemen göstermek istiyorum sana. Şimdi yarıçapı ikili olan küre var. Küreden R yarıçaplı küre çıkarılarak boşluk D yoğunluklu sıvı ile dolduruluyor. Aman Allah'ım, ne oluyoruz? Sanki uzay bilimi okuyoruz kardeşim. Kürenin yoğunluğu 2D olduğuna göre demiş. Son durumda küre tahtında kütlesindeki değişim demiş. Şimdi bir kere şöyle bir küremiz var. Şöyle bir kürenin içinden bir boşluk alıyoruz. Bir boşluk çıkartıyoruz. Ortasından bir şeyler çıkartıyoruz, alıyoruz. Şimdi bir kere hemen şöyle düşünelim. Büyük bir küremiz var. Yarıçapı kaç? 2R. O zaman yarıçapı 2R olan bir kürenin hacmiyle yarıçapı R olan bir kürenin hacmini bir hesaplamaya çalışalım. Burada çok basit bir mantık düşüneceğiz. Diyeceğiz ki yarıçapı 2 katına çıkınca hacim kaç katına çıkar Tonguç? Mesela bunun hacmi V olsaydı. Yarıçapı da 2 katına çıkardığı zaman hacim kaç V olur Tonguç Evren Bey? 2V olur hocam. İşte patlarsın. Neden? Çünkü yarıçapla hacim kürelerde ve boyutlarda, daha doğrusu boyutlu olan 3 boyutlu cisimlerde kübü şeklinde değişiyor. 2'nin kübü nedir Tonguç evladım benim? 2 çarpı 2 çarpı 2. 8. Süper. O zaman bunun hacmi de 8V olacak. İstersen gel sana kürenin hacminden hesaplatayım. Kürenin hacmi hemen sana söyleyeyim. V eşittir 4 pi R küp bölü 3'tü Tonguç'um. O zaman hemen R hacimli bir kürenin hacmi budur. O zaman 2V hacimli bir kürenin hacmi de 4 pi 2R'nin kübü bölü 3'tür. Bunun cevabı da, bu 2R'nin kübü de 4 pi 8R küp bölü 3'tür. Bak, bununla bunun arasındaki fark ne? 8 olması. Dolayısıyla bu bunun 8 katıdır diyebiliriz. O zaman elimize şöyle bir bilgi var. Bu büyük kürenin hacmi 8V ise bu ortadan çıkan pıtırcığın hacmi de V kadardır diyoruz. Geldik sonrasında bunu çıkartıyorsun. Bunun içinden metal, işte bilmem maddeyi çıkartıyorsun, yerine sıvı koyuyorsun. Çıkarttığın madde 2D olacak ve yerine koyduğun sıvı da D kadar olacak. O zaman bize sorduğu şey, birinciyi yapıyorum. Son durumda küre tartımında kütlesindeki değişim nedir? Kütlesindeki değişimi bulabilmek için, bizim değişimi bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? İlk başta bir şeyi ekliyoruz. Eklenen eksi ne yapmamız gerekiyor? Çıkarılan yapmamız gerekiyor, değil mi? Şimdi eklenen dediğimiz şey ne? Eklenen dediğimiz şey V kadar hacimde ve yoğunluğu da D olan bir sıvı. Eklenen dediğimiz şeyin kütlesini bulabilmek için kütlede hangi formülü kullanıyoruz Tonguç Evren Bey'im? Mor DV formülü, değil mi Tonguç'um? Mor DV. Mor DV, yani kütle, öz kütle çarpı hacimle bulunuyor. Eklenen hacim bu kadar, yani V hacminde. Eklediğimiz öz kütle D yoğunluklu sıvı. O zaman D çarpı V kadar ekleme yapıyorum ben. Ama eksi çıkartıyorum bir şeyde. Ne çıkartıyorum peki Tonguç Evren Bey'im? Çıkarttığım şey ise 2D yoğunluklu maddeyi çıkartıyorum. Ama aynı hacimde maddeyi çıkartıyorum. O zaman 2D çarpı V kadar çıkartıyorum. O zaman son durumda benim aslında değişim dediğimiz şeyim eksi DV kadar bir değişimim var. Eksi DV dediğimiz değişim aslında benim kütlemdeki değişim demek. Bunu ben eğer R'li bir şekilde yazmak istersem, onu da yazalım, görmüş olalım. Eşittir eksi D çarpı 4
pi re küp bölü 3 kadar bir değişimimiz var diyoruz. Peki sonrasında ikinci maddeye gelelim. İkinci maddede de bize sorduğu şey son durumda kürenin, ha bir de şunu unutayım. Burada eksi olduğu için ne olacakmış demek ki Tonguç Evren'in benim? Kürenin kütlesi azalıyor. Değil mi Tonguç Evren? Evet, çünkü hocam, eksi var burada. Demek ki kürenin içinden 2D'yi çıkartıp D koyunca zaten azalması gerekiyor mantık olarak diyoruz. Geldik son durumda kürenin toplam kütlesi nedir demiş. Bir kere son durumda kürenin toplam kütlesinde bir kere azalma var demiştik. O zaman ilk kütle, o zaman şöyle yapabiliriz. Son kürenin toplam kütlesi ilk kütle eksi azalma miktarı, değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Dolayısıyla azalma dediğimiz şey de aslında buradaki değişim. O zaman ilk kütle dediğimiz ne kadar Tonguç'um? D çarpı 8V'ye kadar. Çünkü bütün hacim 8V'ydi. Eksi diyoruz, ne kadar azalmıştı? D çarpı V kadar azalmıştı. D çarpı V, o da 7 dv kadar değişim vardır diyoruz Tonguç. O yüzden cevabımız 7 dv'dir. Ama bunu pi re küp şeklinde isterse 7 çarpı 7 d çarpı 4 pi re küp bölü 3'tür son kütlemiz diyoruz Tonguç Evren Bey. O zaman zor ve karışık önemli bir problem yapmış olduk. Tebrik ediyorum seni. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. K ve L kapındaki sıvılar karıştırıldığında karışımın yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür demiş. Şimdi burada bu bir madde, bu başka bir madde. Bunları karıştığımızda karışımın yoğunluğunu bulmak için çok basit bir hesabımız var. D karışım, yani karışımın yoğunluğu eşittir. Bunun kütlesi artı bunun kütlesi M1 artı M2 bölü V1 artı V2. Bunun hacmi artı diğerinin hacmi. O zaman 2 saniye içinde soruyu yapalım hemen. Bunun kütlesi nedir? 10 artı bunun kütlesi 40 bölü bunun hacmi 40 artı bunun kütlesi bunun hacmi 10. Yani 50 bölü 50'den karışımın öz kütlesi dediğimiz D karışımın aslında biz 1 gram bölü santimetre küp olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Evladım benim. Sorumuz bu kadar kek ve lezizül aziz bir soru. Ama Tonguç sana şimdi başka bir şeyleri de hatırlatmak istiyorum. Burada şöyle bir şey var. Adam sana sınavda bunun yoğunluğu nedir diye sorabilir. Bunun yoğunluğu nedir derse dede muzu böl ver formülümüzü aklımıza getireceğiz. D eşittir M bölü V. Kütlesi ne bunun? 10 bölü hacmine 40. O zaman 0 tam %25 gram bölü santimetre küplü diyebilirsin. DL'yi sorarsa sana hemen kütlesi 40 bölü hacmi 10. 40 bölü 10'dan 4 gram bölü santimetre küp diyebilirsin. Tonguç'um dikkat ettin mi yoğunluğumuz ne çıktı? 1 çıktı. 1. Şöyle bir çizgi çizmen gerekiyor. Eğer fen lisesindeysen onu da sana söyleyeyim. 0,25 ile 4'lük bir karışımı karıştırdığın zaman acaba kaç çıkacak dersen şuna bakmalısın Tonguç'um. Bu 40 santimetre küp. Bu 10 santimetre küp ya. Bu çizgiyi çizdikten sonra 40 bu. Bu 10 olduğu için bu daha fazla hacimde olduğu için bak bunu yazmak istiyorum. Daha fazla hacimde olduğu için hatta kaç kat dikkat et, bunun 4 katı kadar hacimde olduğu için öz kütlemiz buna yakın çıkması gerekiyor. Yani buralarda bir şey çıkması gerekiyor. Ve buradaki oransa şu mesafenin şu mesafeye oranı, burası 4 katsa burası 1 kat olacak. Aynı buradaki bunun buna oranının 4 kat olduğu gibi. O yüzden buna daha yakın olacağı için bu 1 kat bu 4 kat olacak. Hatta istersen hesaplayalım. 4 eksi 0,25 kaç çıkar? 3,75 çıkar. 3,75 aslında bu ikisinin toplamı, yani 5 kat. Fen lisesindeki arkadaşlar için yapıyorum şimdi. Sonrasında 3,75'i 5'e böldüğümüz zaman Tonguç'um 1 kat dediğimiz olayın 0,75 olduğunu görüyoruz. İşte 0,75'e eklediğimiz zaman burasının 1 gram bölü santimetre küp olduğunu da görebiliriz Tonguç. Bu da ikinci bir yöntemdir soruyu çözebilmek için. Bravo diyorum sana. Fen lisesindeki arkadaşlar için ufak bir girişim daha yapmak istiyorum. Eğer bu sıvıları eşit hacimde karıştırılırsa, sadece bunlar fen lisesine veriliyor. Eşit hacimde karıştırırlarsa bunun D karışımın yoğunluğunu bulabilmek için formülümüz şuydu. Bu ikisinin öz kütlelerini topla 2'ye böl. 0,25 artı 4 bölü 2. Yani 2,100
25 gram bölü santimetre küptür diyebiliriz. Eğer bunları eşit kütlede karıştırırsa o zaman D karışımı bulabilmek için formülü müsteton uçabilen birim. Eşit kütlede karışırsa bu ikisinin bak 2 çarpı bunun yoğunluğu çarpı bunun yoğunluğu bölü bu ikisinin yoğunluğunun toplamı yani 0,25 artı 4 diyoruz. Onun da sonucunu buna hemen bu yarım olur 2 olur 2 bölü 4,25 şeklinde söyleyebiliriz. Bu da ekstradan sana fen lisesindeki arkadaşlar için ekstradan şey olsun bir diyoruz. Soru kazandım. Ve geçtik diğer sonuda. KLM cisminin kütle hacim grafikleri şekilde verildiğine göre tabloyu uygun biçimde doldurunuz demiş. Hemen bakalım. K'nın yöz kütlesi, K'nın kütle hacim grafiği L'nin ve M'nin. Burada Tonguç şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere kütle hacim grafiğinden bizim elde edeceğimiz tek şey öz kütle olmalı. Dolayısıyla ben K'nın öz kütlesini bulabilmek için herhangi bir nokta seçiyorum. Mesela bu noktayı seçtim. Bu noktadaki K'nın öz kütlesini hesaplamak için bu noktadaki kütlesi nedir Tonguç evladım benim? 8 bölü. Hacim nedir evladım benim? 4. 8 bölü. Neden peki 8 bölü? Çünkü dede muzu böl ver. Bu noktadaki kütle M dediğimiz şey budur. Bu noktadaki hacim V dediğim şey de budur. 4'tür diyor. 8 bölü 4'ten 2 gram bölü santimetre küp çıktı Tonguç. O zaman bunu bulduk. Şimdi L'yi söyleyelim Tonguç Evren Bey'im. L'nin öz kütlesini bulabilmek için yine bir nokta, okunabilir bir nokta. Bu noktayı da seçelim, bu nokta. Hadi bu sefer bu noktayı seçelim. Bu noktayı seçersem eğer kütlesi ne bunun? 2 bölü hacmi ne bunun? 4. Sadece bu noktaya göre konuşmam gerekiyor. Bu kütlesi hacmi. O zaman 0,5 gram bölü santimetre küpte DL dedik. DM'ye bakalım. Bu sefer şimdi bunu okuyamam. Çünkü garip bir yerde. Bunu okuyamam. Sadece bunu okuyabiliyorum bunu burada da. Kütlesi 2. Hacmi 8. 2 bölü 8'den 0,25 gram bölü santimetre küptür. Buraya kadar anladık mı Tonguç hocam? Anladım hocam. Dolayısıyla bak. Şimdi öz kütlelerin hepsini bulmuş olduk. Öz kütlelerini bulduktan sonra K cisminin hemen şeyine bakalım. Nedir orada? Hacmini bulalım diyor. Ama kütlesini vermiş bize. Bu grafiğe göre artık hiçbir şey yapamam. Bu grafikten alacağımı aldım. Bu grafiğin artık tarihe gömüldüğünü söyleyebiliriz. Tarihe gömüldükten sonra şimdi K için demiş ki öz kütlesi artık değişmez. Kütlesi 10 olursa hacmin olur demiş. Kütlesi 10 olursa hacmin olur. Hemen hesaplayalım Tonguç'um. Neydi formülümüz? Mor dv'ydi değil mi? Mor D çarpı V veya D de muzu böl ver. Hiç fark etmez. Mor DV'ye göre hesaplayalım bu sefer. Kütlesini 10 vermiş. 10 eşittir. Öz kütlesini biliyoruz. 2 çarpı. Hacmini soruyor bize. V. V eşittir kaçtır buradan? V eşittir 5'tir diyebiliriz. Dolayısıyla buranın 5 olduğunu hemen söyleyebilirim. L için hemen yapalım. Yine mor DV yapalım bu sefer. Yine mor DV yapalım. Bu sefer hacmini biliyoruz. Hacmini biliyoruz. Öz kütlesini biliyoruz. 0,5 çarpı hacmini biliyoruz. 20'ymiş. O zaman bu ikisinin çarpımı nedir? M dediğimiz şeyin 0,5 çarpı 20'den 10 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da onu yapıştırdım. M'ye bakalım Tonguç Evren Bey'im. M'de de yine mor deve yapalım. Bu en basit formül sonuçta. M'yi biliyor muyuz? Biliyoruz. 20 eşittir. Öz kütlesini zaten bulmuştuk grafikten. 0,25 çarpı V diyorum. Bunu her iki tarafı 0,25'e böldüğüm zaman V'nin 80 olduğunu söyleyebilirim. Burası 80'i diyoruz. Tonguç burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Buyurun hocam. Dikkat ettiysen eğer burada iki şeyin bak K'nın öz kütlesi 2, L'nin öz kütlesi 0,5, M'nin öz kütlesi de 0,25. Tonguç burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Eğer sınavda şöyle bir şey gelirse sana mesela K ile M'nin karışımlarının öz kütlesi ne olabilir gibi bir şey gelirse arada bir şey çıkmalı ya 2 ile 0,25 olsa. İşte K ile M'nin karışımı L olabilir. Ama asla ve asla K ile L'nin karışımı M olamaz. Çünkü iki şeyin karışımının grafiği arada bir şey çıkmak zorunda. O yüzden bu ikisinin karışımının grafiği bu ortada olabilir. Veya şu ikisinin karışımı şu arada bir yerde çıkar. Veya şu ikisinin karışımı bu olabilir. Veya bu ikisinin karışımı bu olabilir. Tarzına bir şey olması gerekiyor. Bu önemli bir bilgi diyoruz. Bu da ekstradan senin hatırlaman gereken bir şey diyoruz. Tonguç evladım bunu da unutma diyorum ve geçiyorum. Evet geldik bu sefer dayanıklılık sorusuna. Dayanıklılıkta şekildeki K cismi yatay düzlem üzerinde yan çevriliyor. Buna göre cismin ilk ve son durumda kendi ağırlığına olan karşı dayanıklılıkların oranı ne denir?
Tonguç, bir kere dayanıklılık için bir tane formülümüz var. Dayanıklılık dediğimiz şey aslında neyle orantılıydı? Kesit alanı bölü hacimle orantılıydı. O yüzden dede karpuzu böl ver şeklinde ezberleyebilirsin. Dede karpuzu böl ver. Ama bu karpuz dediğimiz şey de kesit alanıdır diyorum. Peki ne kesit alanı? Şimdi sen şunu şöyle bir kessem. Şöylesine kestiğin zaman burada ortada şöyle bir alan çıkıyor. İşte buna biz kesit alanı diyoruz. Veya işte şunu şöyle mesela kestiğin zaman sanki bunun ortasından çıkan bir alan çıkıyor. Ama şöyle bir burada kolaylık var. Düzgün cisimlerde bu kesit alanı hep aynıdır bak. Altta da aynıdır. Üste de aynıdır, en üste de aynıdır. Yani taban alanı yine aynıdır kesit alanları. Düzgün ilerleyen cisimlerde cisimlerin alt ve üst tabanları eşitse bunlar aynıdır kesit alanları. Dolayısıyla şimdi ben bunu kesit alanı formülüne göre hesaplarsam DK diyelim, K'nın dayanıklılığı. Bunun kesit alanı şurası tabanıyla aynı. Yani 2x çarpı x bölü hacmi nedir Tonguç Evren'im? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 4x. Ha, bunun şununla şu sadeleşti zaten 1 bölü 4x çıktı mı Tonguç'um? Evet, bu DK'yı hesapladık. Şimdi bir de K cisminin yatırılmış pozisyonu L diyelim bu sefer. Hadi bu sefer L olsun. Ama aynı cisim aslında. Şimdi bu sefer taban alanı 4x çarpı x bölü. Şimdi bütün hacmi 4x çarpı x çarpı 2x. Bunlar sadeleşti zaten. 1 bölü 2x çıktı mı Tonguç Evren Bey? Evet hocam. İşte dayanıklıklarını bulmuş olduk. Dayanıklılığın d ilk bölü d sonu da hemen şöyle hesaplarız. 1 bölü 4x bölü 1 bölü 2x'ten 2 hemen şöyle yapayım. Ben yazarak yapayım. 1 bölü 4x çarpı 2x bölü 1. O da çat sadeleşti. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir Tonguç Evren Bey. O zaman ilk baştaki dayanıklılığı daha azmış. Sondaki dayanıklılığı daha fazlaymış diyoruz. Tonguç, burada şunu not etmeni istiyorum. Bu da çok önemli bir bilgi. Eğer düzgün cisimlerse dayanıklılık dediğimiz şey 1 bölü h kadardır. Yani bunu kafadan 2 saniyede yapabilirsin. Bunun dayanıklılığı 1 bölü 4. Bunun dayanıklılığı 1 bölü 2 şeklinde çatarak diye de söyleyebilirdin aslında. Bu da sana önemli bir tüyo olsun diyoruz. Ve ilk ve son dayanıklılığını göstermiş olduk. Geldik, ağaçlarda kökten yaprağa su taşınması neyle gerçekleşir biliyor musun Tonguç Evren Bey? Hortumla. Ne diyorsun Evren, saçmalama. Kökten yaprağa su taşınmasını gerçekleştiren olaya biz kılcallık etkisi diyoruz. Kılcallık etkisi diyoruz. Normalde başka bir şey daha var. Başka bir kuvvet daha var. Normalde adezyon da etkili ama bilmem ne etkisiyle dediği için kılcallık etkisi dediğimiz özel bir adı olduğu için kılcallığı yazıyoruz burada. Suya eklenen bilmem ne ya da suyun bilmem ne değerinin arttırılması yüzey gerilimini azaltır. Ha, yüzey gerilimini azaltan şeyleri hemen sana söylemek istiyorum Tonguç'um. Krem. Suya deterjan eklersen, suya deterjan yani yabancı madde eklersen suyun aslında yüzey gerilimi dediğimiz böceklerin üzerinde durmasını sağlayan, ayakları duymasını sağlayan ve iğnenin üzerinde durmasını sağlayan azalır değil mi hocam? Azaltıyoruz, bravo diyorum. Veya Tonguç'um suyun sıcaklığını arttırırsan da sıcaklık değerini arttırırsan da aslında moleküllerin, taneciklerin titreşimini arttıraraktan bu aradaki bağların zayıflamasına yol açıyorsun ve bu sayede de yüzey gerilimi azalıyor. Çünkü yüzey gerilimi bu aradaki bağların kuvvetiyle de bağlantılı diyoruz. Makyaj malzemenin yüz üzerinde kalması adezyon kuvvetiyle gerçekleşir Tonguç'um. Adezyon ne demekti? Yapışma demekti. Hatta buna yapışma kuvveti de diyebilirsin ekstradan. Yapışma değil, yabancı maddelerin birbirine yapışıyor. Yüzünle o makyaj malzemesi yapışıyor. Farklı maddeler birbirine yapışırsa buna adezyon diyoruz. Bir musluğun ucunda oluşan damların küre biçiminde olmasını sağlayan şey ise Tonguç Evren benim kohezyon. Yani tutma kuvveti, bunu da Türkçe adını da yazmak istiyorum. Kohezyon dediğimiz şey de Tonguç'um. Uyum. Bak, burada çok enteresan bir şey var Tonguç. Bak çok enteresan, şunu göstermek istiyorum. Bu moleküllerin küre şeklinde olmasını sağlayan şey kohezyonken Tonguç, buradan musluğun demiriyle o suyu kopmaması için tutan şey ise adezyon. Bak buradaki ince ayrıntıyı görmeni istiyorum. O zaman musluğun damlaya yapışmasını, suya yapışmasını sağlayan şey adezyon, çünkü farklı moleküller.
musluğun ucundaki o damların top şeklinde olmasını sağlayan kohezyon, çünkü aynı su molekülleri birbirini çekiyorlar diyoruz. Bu da önemli bir bilgi diyoruz ve geçiyoruz. Camdan yapılmış kaplarda X, Y sıvılarının denge durumları şekilde gibidir. Buna göre cam yüzey üzerine bırakılan eşit hacimli sıvıların denge durumlarını çizilir. Ne yaparsın Tomur? Hocam sınavda böyle bir çizim sorusu çıkarsa bir kere benim çizimim kötü. Hoca oradan kesin puan kıracaktır. Dolayısıyla öndeki ya da arkadakine baksam da yapamam yani. Çizemem. Aynen. Çünkü çizimi kötü olan arkadaşlar için tavsiyeler de vereceğim. Tomur çok güzel söyledin. Şimdi bak, burası cam kapsa bir kere, bu sıvı cam kabın içinde böyle toparlak bir şekilde duruyorsa, bu sıvının kohezyon kuvvetlerinin adezyon kuvvetlerinden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani sıvı camı çekeceğine kendi içine kapanmış, kendi kendini çekiyor. Bana ne camdan diyor. Ama Y cismine baktığımız zaman burada ise cama resmen yapışmış kardeşim. Yani cama tırmanmış bile. Yani cama o kadar tırmanmış ki yapışmış. Dolayısıyla buradaki adezyon kuvvetlerin, yani sıvının camı çekmesinin kendi kendini çekmesini sağlayan kohezyondan fazla olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden kohezyon adezyondan fazlaysa ters U oluyor. Adezyon kohezyondan fazlaysa bu şekilde U şeklinde duruyor kapların içinde. Bunu da ekstradan bilmemiz çok iyi olur Tomucuğum. O zaman şimdi yapmamız gereken şey şu. Bunu cam üzerine damlattığın zaman nasıl durursa aynı buradaki gibi tutmuş. Ama buradaki mantık şu. Bu top şeklinde durmaya alışkın. Top şeklinde durursa cam, damlayı şöyle çizmem diyor. Top şeklinde çizmem diyor. Hop. X sıvısı şöyle bir top şeklinde çizecek. Aslında bir top çiziyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Alt tarafını sadece böyle düz yapsan yeterli. Oh be. Diğerini de Tonguç evladım benim. Çok daha basit bir mantığı var burada. O da Tonguç'um yapışacak. Böyle yapışacak. Bak bunu alt tarafını bu şekilde geniş çiziyorsun. Alt tarafını dar çizdiğin top var. Bir de alt tarafını top çizmediğin böyle bir dağ gibi olan yere yapışmış olan ama bir şey var diyoruz. Yapı var diyoruz. Bu X cismi, bu da Y cismi, camdaki durumları diyoruz. Kohezyon adezyondan fazla, adezyon kohezyondan fazla. Tutma yapışmadan fazla, yapışma tutmadan fazla diyoruz da geçiyoruz. Evet, bir de hareketle ilgili, yani yer değiştirmeyle alakalı. Hareket berekettir. Aynen, bu hareket ünitemizin girişini yapmış olmalıyız okullara. Dolayısıyla buna geçiyoruz hemen. A noktasından yola çıkan araç şekildeki yörüngeyi takip ederek E noktasına ulaşıyor. A'dan harekete başlamış. Tabi burası böyle aynı hizaya geliyor. Bunu da göstermek istiyorum sana Tonguç'um. E noktasına geliyor. Böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor. Yörüngeyi takip etmiş. Buna göre aracın yer değiştirme büyüklüğü. O zaman birinciyi hemen yapmak istiyorum. Bir kere yer değiştirme dediğimiz şey, yer değiştirme dediğimiz şey aslında nasıl bir hani gösterimi vardı hatırlıyor musun? Delta X diye bir gösterim vardı, bir vektöreldi. Yapman gereken şey son konumdan ilk konumu çıkarman gerekiyor Tonguç'um. Son konum dediğimiz şey burası. İlk konum dediğimiz şey burası. Bununla bunun arasındaki farkı bulmak için yapman gereken şey aslında buradan başladık, buraya kadar gitmedik mi Tonguç evladım benim bu işin sonunda? Evet hocam. O zaman yaptığımız şey buradan buraya gelmek. Yani arada ne yaptığım beni hiç ilgilendirmiyor. Bura 4 metre, bu 6 metre ise burası da 6 metre, burası da 6 metre. Toplamda ben buradan buraya gelirsem 6 artı 4'ten toplam 10 metrelik bir yer değiştirme yaparım. Hangi yönde Tonguç evladım benim? Sağa doğru. Yani doğu yönünde diyoruz, yer değiştirmek için 10 metre doğu yönü diyoruz. İkinci konuya bakalım. İkinci konuda da aracın aldığı yol. Alınan yolda da Tonguç'um yer değiştirme falan değil. Oradaki alınan yoldaki ay adam ne kadar yol almış kardeşim. Bak adam nereden başlamış? Buradan gelmiş buraya gelmiş. 5 artı sonra buraya gitmiş. 6 artı sonra buraya gitmiş. 5 artı sonra buraya gelmiş. 4 eşittir 11, 16, 20 metre yer değiştirmiş, aldığı yol 20 metredir diyoruz. Bunda yön mön yoktur ama bunun yönünü belirtmek zorundayız. Neden? Çünkü yer değiştirmede yön önemliydi. Yönlü bir vektördü diyoruz. Tonguç şimdi senin yapman gereken şey. Ödevlerim nedir hocam? Ödevleri şunlar.
0'dan 9'a fizik kitabından Tonguç nereden başlayacağını söylüyorum. Elinde sayfalar not alıyorum hocam. Hemen söylüyorum Tonguç'um. Sayfa 12'den başlayacaksın. Evrendeki olaylar, fizik biliminin önemi, uygulama alanlarından başlıyorsun. Buradan hani soru gelirim. Hani klasik modern fizik ayrımını bilsen iyi olur Tonguç'um. Metan yoku bilmen gerekiyor. Fiziğin alt dalları zaten sınavımızda da vardı. Buradaki soruları mutlaka çöz. Ardından Tonguç'um fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisine bakabilirsin. Hani buradan yine soru gelir mi gelmez mi? Yorumsal soru gelebilir belki. Ondan sonra tarageçini mutlaka tamamla. Sonra Tonguç'um temel ve türetilmiş büyükleri lütfen bil. Temel büyüklerin kısa muz olduğunu, işte kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktar, uzunluk ve zaman olduğunu bilelim. Bunların sembollerini ve birimlerini lütfen bilelim. Ve ölçüm aletleriyle ilgili bazı klasik sınav hazırlayan hocalar hala bunları soruyorlar diyoruz. Ve türetilmiş büyüklerine en önemlilerini zaten burada verdik. Milyonlarca var normalde ama en önemlilerini sana verdik. Dolayısıyla bunları bilsen yeterli diyoruz. Aynı zamanda fizikte inceleyecekleri skaler ve vektörel, neyin vektörel, neden skaler, neyin skaler olduğunu bilip bizim yaptığımız örnek gibi hani bir yöndeki vektörlerin, yani bu ikisinin toplamını bulamayız biz. Ama bu ikisinin toplamı veya bu ikisinin toplamı tarzında aynı doğrultudaki vektörlerin toplamını bilmemiz gerekiyor. Bilim araştırma merkezlerinden sorabilir sınavda hocamız. Ondan, o yüzden hani en azından bizim yazdıklarımızı bilsen iyi olur. Bununla ilgili etik ilkelerle ilgili işte uydurmacılık yapmayacağız falan, bunları genel olarak bilsen, kabataslak bilsen iyi olur. Tara geçini, test geçini yaptıktan sonra da ikinci ünitede Tonguç'um kütle ve özelliklerinden hemen şu birim çevirmelere bir hakim olsan çok iyi olur. Kütlenin ölçülmesinin nasıl olduğunu, işte burada hacim ölçülerinin, hacim birimlerinin nasıl birbirine dönüştürüldüğünü bilsen, bir litrenin bir desimetre küp olduğunu mutlaka hatırla. Ve hacim formüllerini de özellikle sana şunu söyleyeyim. Küreyi zor sınavlarda sorarlar. Silindiri ve prizmayı lütfen bil. Bunlardan da sınavda soru gelebilir. Özellikle biz de burada zor sorular hazırladık. Mesela küreli sorular hazırladık. Bunları da mutlaka öğren nasıl yapıldığını. Yapamazsan taslan bakarsın zaten. Ve geometrik cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi, geometrik şekli düzgün olmayan cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi de bilmen gerekiyor Tonguç'um. Ve aynı zamanda Tonguç'um fen lisesinde olan arkadaşlarımız kumla ilgili soruları lütfen buradan çözsünler. Kuru kum, yaş kum, işte boşluk, ölçülen hacim, yüzde kaçı boşluktur. Fenlisindeki arkadaşlarımız lütfen bu soruları çözsünler. Ve aynı zamanda Tonguç'um öz kütlede dede muzu böl verir zaten biliyorsun Tonguç, ama mor deve formülünü de bilmemiz gerekiyor ki genellikle grafiklerden de soru gibi grafik verip sana bununla alakalı yorumlar yaptırabilir. Karışımların öz kütlesinde bir kere karışımın öz kütlesi nasıl bulunduğunu bileceğiz. Ama fen lisesinde olan arkadaşlar eşit hacimde ve eşit kütledeki karışımın öz kütlesinde ve veya grafik üzerinden bulmayı da lütfen çalışsınlar diyoruz burada. Hatta onlarla ilgili çok kaliteli zor sorular da var. Aynı zamanda Tonguç'um öz kütle ile ilgili çalışmalar, bunlara geçebiliriz. Ardından hani günlük hayatta öz kütle nereden yararlanır? Kaba taslak bilsen yeterli bunları. Ve aynı zamanda dayanıklılık. Dayanıklılıktan %99.9 soru gelir. Bunu mutlaka çalış. Düzgün cisimlerin dayanıklılığından soru gelebilir. Hani şu kürenin dayanıklılığı sorusu gerçekten çok zor sınavlarda gelir. O yüzden bunun da formülünü bilsen iyi olur Tonguç'um. Kürenin dayanıklılığı formülü. Hocamız kazık soruyorsa ona çalışalım. Aynen, hocanın kazık soruyorsa dayanıklılıkla alakalı işte bir yasa var. Bunu da hani genel kaba taslak bilirsen iyi olur Tonguç evladım benim. Adezyon ve kohezyon arasındaki farkları ve nasıl durduklarını da lütfen çok iyi bil Tonguç evladım benim. Yüzey kaç soru gelir hocam? Yüzey gerilimi dediğimiz şeyde de yüzey geriliminin neyin değiştirdiği, bak sıcaklığın, ondan sonra deterjanın, yabancı maddenin nasıl değiştiğini lütfen bil Tonguç. Bunun bütün sınavlarda soruyorlar. Yüzey gerilimi neyin değiştirdiği, kılcallığın etkileyen faktörleri de bilsen iyi olur Tonguç evladım benim. Yabancı maddenin de değiştirdiğini bilmen iyi olur Tonguç'um. Kuvvet ve harekette de genel olarak hareket çeşitlerine hakim olabilirsin ama yer değiştirme ile alakalı ve konum ve yer değiştirme ve alınan yol farkını bilsen şimdilik yeterli. Zannediyorum sürete daha girmemiştir hocanız ve buradan çalışabilirsin Tonguç'um. Ve TAK kitabımızdan da, TAK fizikten de hemen sana söylemek istiyorum. Sayfa 13'ten başlayıp Tonguç'um. Fiziğin alt dalları devam ediyor. Buradaki referans soruları lütfen çok dikkat et. Yazılı örneği var mı hocam? Evet, yazılı örneği de var. Onu da göstereceğim şimdi sana. Sayfa 13'ten başlıyor Tonguç'um. Fizik bilimine girişte ALFL TAK tekrarları mutlaka çalış. Yazılımız burada. Birinci ünitenin yazısı 37'ye kadar mutlaka çalış. Hatta buradaki yazılıyı da lütfen çöz diyoruz. Ve aynı zamanda Tonguç'um madde ve özelliklerinde de sayfa 41'den başla lütfen.
Sayfa 41'den başlayıp Tonguç, özellikle zor sınav seven hocalar için FL kısmı da var burada. Bu kitap tak daha önemli, daha ön planda diyorum şimdiden Tonguç'um. Çünkü burada grafikler olsun, artış, azalış, cisim şeyleri olsun, FL testleri olsun, FL bölümleri olsun. Gerçekten çok önemli. Ve aynı zamanda tak taramayı da yaptıktan sonra Tonguç'um, adezyon, kohezyon ve bilmem ne geliyor. İkinci madde ve özellikleri ünitemiz devam ediyor Tonguç. Birazcık çok çalışman gerekiyor. ÖSYM tarzını şimdi yapmana gerek yok. Çünkü ÖSYM tarzının sınavda sorulmaz. Ama ALF ile tekrar yaptım. Buradaki madde ve özellikleri yazılısında lütfen çalış Tonguç'um. Ve aynı zamanda Tonguç'um, düzgün doğrusal harekette de çok fazla ilerleme lütfen. Buradan kazanımları tekrar edebilirsin. Aynı zamanda hareket çeşitlerinden, hareket kavramından şuraya kadar, yani sayfa 89'a kadar, sayfa 13'ten, eğer çalışmak istiyorsan sayfa 13'ten 89'a kadar, 89'da dahil olmak üzere çalışırsan süper bir not alacaksın ve 100'ü çakarsın diyorum sana, garanti ediyorum inşallah. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla. Tabii akıl haritalarından da gerekli kısımlara çalışırsın. Hadi bakalım, görüşmek üzere.